8 Mart hediye alışveriş günü değil. Mücadele günü. Mücadele günü. Mücadele günü. Birlik günü. Biz emekçi kadınların günü. 8 Mart bizim günümüz, bizim. 8 Mart ruhu Petrol İş Gebze şubesinde yaşıyor. 8 Mart ruhu biz emekçi kadınlarda yaşıyor. Zulüm son bulsun diye. Sömürü ortadan kalksın diye. Kadın erkek, genç yaşlı. Tüm işçiler el ele verelim. Mücadeleyi büyütelim. 8 Mart'ımıza sahip çıkıyoruz. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın 8 Mart. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanacak çok şeyimiz var. Petrol İş Gebze Şubesi'nden 8 Mart etkinliği. Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi oldukça önemli ve anlamlı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şubenin Kadın Komisyonu 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi. 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü kutlamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşçi sınıfının bir mücadele günü olan 8 Mart'ın ruhuna yaraşır şekilde hazırlanan etkinlikte emeğin kadınları olarak yan yanayız, omuz omuzdayız mesajı verildi. Biz işçi sınıfının kadınlarıyız. Biz üreten ve alın teri dökenleriz. Emeğin kadınları olarak bugün yan yanayız, omuz omuzdayız. 8 Mart işçi sınıfının ve işçi kadınların mücadele ve kendi güçlerinin farkına varma günüdür. 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü tüm petrokimya işçilerine, tüm emekçi kadınlara kutlu olsun. Etkinliğe Petrol İş Sendikası Gebze Şube yöneticileri ve temsilcileri, vardiyalarından, fabrikalarından çıkıp gelen petrokimya işçisi kadınlar katıldı. Güzel bir organizasyon düzenlemişler. Biz de işten çıktık, 8-4 vardiyası. Arkadaşlarımızla geldik. Böyle etkinliklerin de bence artması gerekiyor. 8 Mart'ta olsun, başka günlerde sendikamız hep yanımızda. O yüzden de sendikamıza çok teşekkür ederim. Tabii ki ayrıcalık hissettiriyor. Tamamen bir karanfil dağıtıp da bunu geçiştirebilirlerdi. Bu verdikleri önemi gösterir, kadınlara olan değeri gösterir. Çok güzel bir şey, etkinliklerin olması, özen, böyle bir yerin ayarlanması, bu şekilde şeyler yapılması hepsi çok güzel. Tabii ki mutluyuz. En azından yanımızda olan birilerinin olduğunu bilmek gurur veriyor, onur veriyor. Bu yüzden gerçekten Petrol İş Şubesi'ne teşekkür ederiz. Petrol İş bu konuda hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Yani biz kadınlar ne talebimiz olduysa bu talep doğrultusunda bize her zaman yardımcı oldu. %300'üne yaklaşan kararlı direnişlerinin etkisiyle patrona geri adım attıran Flormar işçileri de etkinlikte yerlerini aldılar. Flormar direnişçisi kardeşlerimizi hep birlikte hayır demek için sahneye davet ediyoruz. Çalışan, üreten, yorulan biziz. Yaşam kavgasıdır bütün derdimiz. Tutmaz oldu nasıl ellerimiz. Yetmelimin artık çektikleri. Biz hayır deriz. dayanışma kazanmıştır. Petrol İş Sendikası uluslararası ölçekte ve ülkemizde emek dayanışmasından aldığı güç ile sendikal mücadelesini işçi sınıfının daha örgütlü hale gelmesi için sürdürecektir. Tüm dünyaya mal olan, tüm dünya işçi sınıfının, kadın hareketinin, Türkiye'deki duyarlı çevrelerin sahiplendiği bir direniş odağı haline geldi. Kadın direnişi, kadın emekçiler başta olmak üzere Gebze şubemiz, dost çevreler, sendikaların büyük sahiplenmesi işverene, sermayeye bu noktada geri adım attırdı. Bu kadar inançlı, kararlı bir mücadele görmedik. Bize umut oldu. Aslında işçi sınıfına umut oldu. Birlik ve dayanışmayla nasıl kazanılabileceğini öğretti bize. Ben şunu söyleyeyim, işçi sınıfı kazandı, hepimiz kazandık. Tebrik ediyorum onları yürekten, sağ olsunlar. Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz yaptığı konuşmasında şu hususlara değindi. Sendikalar olarak kadınların yaşadığı sorun ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için büyük sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Emekçi kadınların güvencesi ve insan onuruna yakışır bir biçimde çalışmalarının teminatı sendikalar olmalıdır. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde bu anlayışın güçlendirilmesi, kadın sorunlarının çözümü için verilecek mücadele, birlik ve dayanışma yükseltilmesi çağrısını yapıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü'nü kutluyor. 297 gün Flormar işçilerinin tüm dünya kadınlarına gösterdiği gibi 8 Mart'ın birlik, mücadele ve dayanışma içinde geçmesi diliyorum. 8 Mart patronlarının, sınıfların kadınları değil, biz işçi ve emekçi kadınların günüdür. 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Misafir kurumlardan gelen dayanışma mesajları okundu. Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Kadın Komitesi olarak petrokimya işçisi kadın kardeşlerimizi, Flormar direnişçisi kardeşlerimizi, Petrol İş Sendikası'nın değerli yönetici ve temsilcilerini coşkuyla selamlıyoruz. Yapılan sunumlarda 8 Mart'ın tarihine, emekçi kadınların yaşadığı sorunlara ve mücadelenin önemine değinildi. 8 Mart'ı unutturma girişimlerine inan, her geçen gün emekçi kadınların mücadelesine dair gerçekler açığa çıkıyor ve bu şanlı tarih bize gurur veriyor. 8 Mart bir alışveriş günü değil, bugünün değerini dediğiniz gibi hediyeleşmekle öldürmeye çalışıyorlar. Çiçekli, böcekli diye önümüze onları sunup her şeyi kapatmak, güllük gülistanlık gibi göstermek istiyorlar. Ticarete döndürmemeli, daha çok önem verilmeli, kadınların gücüne inanılmalı. Biz 8 Mart tabii ki dünya tarihinde, işçi sınıfı tarihindeki yeri çok farklı. Hatta 1 Mayıs'ın doğuşundan önce başlayan bir olay. O mücadele dünyanın dört bir yanına yayıldı ve kadınların gerçekten mücadelesinin sembolü oldular. Kadınlarımızın bir mücadelesi bu. Büyük bir mücadelesi. O yüzden aslında erkeklerin verdiği sınıf mücadelesini onlar çok önceden başlattılar. Ve Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın dört bir yanındaki kadınlar mücadeleleriyle bu süreci anlamlı kılıyorlar. Biz 8 Mart'ları aslında bir günde değil, her gün işçi sınıfına bunu anlatmaya, yaymaya ve uygulatmaya çalışıyoruz. Petrokimya işçisi kadınlar etkinlikte mücadele şiirleri okudular. Yürürken biz, yürürken erkekler için de savaşırız. Emek diyorlar, ekmek diyorlar, hak diyorlar. Kahramanlık en çok onlara yakışıyor. Açık kalsın hesap defterleriniz, açık kalsın. Bir hesabımız var patronlarla, er ya da geç görülecek. Dayanışma Televizyonu tarafından hazırlanan 8 Mart'ın doğuşunu ve iş gününün kısaltılması mücadelesini sürdürerek erkek işçilerle beraber zafere taşıdılar. Ve Flormar direniş sürecini özetleyen mini belgeseller izlendi. Direniyoruz, güçleniyoruz, güzelleşiyoruz. Hem de çok güzelleştik. UİTLER müzik topluluğunun Flormar işçileri ve tüm emekçi kadınlar için uyarladığı ezgiler de etkinliğin coşkusunu arttırdı. İşçi sınıfının kadınlarıyız, zalimlere karşı meydanlardayız. Korku nedir bilmez yüreklerimiz, bu düzene karşı duranlara. İşçi sınıfının kadınıyla erkeğiyle mücadeleyi büyütmesi gerektiğinin belirtildiği etkinlikte kararlılık vurgulandı. Türkiye işçi sınıfının verdiği mücadelelerde kadın işçiler de erkek sınıf kardeşleriyle birlikte daima önde olmuşlardır. Petrol İş'te kadınlar olarak fabrikalarımızda, sendikamızda örgütlenmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında ve mücadelemizde de önde olmaya devam edeceğiz. Yaşasın 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü. Etkinlik sendikalı ol, güçlü ol, petrol işli ol, örgütlü ol vurgusuyla sona erdi. Diğer bölgelerimizde, petrol işe ait bölgelerimizde kadın komisyonu maalesef yok. Gebze'de ilk kez başlatıldı bu. Gebze'de bir kadın komisyonu çalışmamız yürütülüyor şu anda ve devam ediyoruz. Bugün de zaten onun çalışmasını sergilemiş olduk. 8 Mart'ta olsun, 1 Mayıs'ta olsun insanlarımıza bir mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Biz Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi olarak çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Ve bunu yaygın hale getirdik, sürekli hale getirdik. 1 Mayıslarımız olsun, 8 Martlarımızı kitlesel kullanmaya çalışıyoruz. Gebze Petrol İş Kadın Komisyonu olarak bence layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü. Mücadelesi tarafından alarak bunu yürütmeye çalışıyoruz. O yüzden inşallah bundan sonra da böyle yürüteceğiz. Ben tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Size teşekkür ederim.